Evet sayın seyirciler, Türkiye'nin en taze, en profesyonel ve en yüksek bütçeli yarışmasına, zirve noktasına hoş geldiniz. Ben ileri sunuculuk teknikleri uzmanı Fikri Tümteka. Yine sizlerle birbirinden farklı 3 yarışmacı ile birlikteyiz. Bu yarışmacılar bugün büyük ödülü kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Sayın seyirciler, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Yine hakkımızda bazı iddialar çıkmış. Yok efendim, bilgisayarla yarışmacıları çoğaltıyormuşuz da hepsi birbiriyle de aynıymış. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hayır, bunu yapacak teknolojimiz yok mu? Var, yaparız, alasını yaparız ama gerek yok, yapmıyoruz yani. Neyse, yarışmamıza geri dönüyorum. Yarışmacılarımızdan Coşkun Bey, Kütahya'dan gelmiş. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Nerede katılıyorsunuz yarışmamıza? Kütahya'dan katılıyorum. Ben de öyle dedim zaten. Siz nereden geldiniz? Ben şey diyeyim ya, üst katta oturuyorum. Ne işle meşgulsünüz Coşkun Bey? Ben seyyar turnacıyım. Arada filmlere gidiyorum, arkalardan geçiyorum. Seyyar nasıl oluyor ya? Zor oluyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben böyle sunucu, yarışma. Kazandırıyor mu bari? O konuları hiç girmeyelim ya Coşkun Bey. Coşkun Bey bu arada hayalet değil arkadaşlar. Yeşil tişört giydiği için kolları ve sadece başı gözüküyor. Öyle değil mi Coşkun Bey? Sapasağlamsınız normalde. Töhmet altında kalmayalım. Evet, sapasağlamımdır. Niye yeşil tişört giydiniz? Gelmeyin demediniz. Doğru, demedik. Ve ikinci yarışmacımız, geçen yarışmamızın galibi Deli Bey. Deli Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakıyorum maskenizi çıkarmaya karar vermişsiniz. Ha siktir. Hocam maskeyi takmayı unutmuşum. Baştan çekebiliyor muyuz? Çok mağdurum. Çekemeyiz. Çekemeyiz. İnternette geri dönüş diye bir şey yoktur. Öyle değil mi Aydar abi? Çekemeyiz yani. Ama sizin açılış anonsunuzu 8 defa çektik. 2 lafı bir araya getirip söyleyemediniz. Evet. Üçüncü yarı. Üçüncü yarışması yok ya. Nereden ki üçüncü yarışması? Montajda mı koyacağız? Ha? Yenisini getirin. Yok. Komple mi yok üçüncü yarışmacı? Niye? Zor mu oluyor? Montajcı dizi izleyecekmiş. Fazla uzatmasınlar dedi. Peki benim için. Aboş peki. Evet, yarışmacılarımızı da tanıttığımıza göre artık birinci tura başlayabiliriz. Zirve torbasının ilk turuna başlamadan önce kuralları hemen hatırlayalım. İlk soruyu Coşkun Bey'e soracağız. Fakat Coşkun Bey'e sormadan önce Deli Bey'in tahminini alacağız. Bildiğiniz üzere Deli Bey'in tahmini de sorunun cevabı kadar önemli. Yani bir basamak atlatabiliyor. Soruyu sorduğumuz yarışmacı doğru cevap verirse hem bir basamak atlıyor hem de hareket avantajı sağlamış oluyor. Peki bu hareket avantajı neydi? İsterse kendisine bir basamak yukarı atabilir, isterse rakip yarışmacıyı bir basamak aşağıya alabilir. Evet. Vallahi kuralları ben yazmadım. O yüzden beni ırgalamıyor. Hemen birinci soruya başlayacağız. Fakat Deli Bey, sizce Coşkun Bey bu soruyu bilir mi, bilemez mi? Bilemeyecek. Bilemez dediniz. Evet, Coşkun Bey'in sorusu geliyor. AIDS hastalığının farkındalığını arttırmak için kullanılan kurdelanın rengi kırmızıdır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Evet, bildiniz. Böylece Coşkun Bey bir basamak yükselirken Deli Bey tahmininde yanıldığı için aynı yerinde kalıyor. Coşkun Bey, hareket avantajınız var. Deli Bey'i bir basamak aşağı alarak -1'e indirme şansınız var. Nasıl kullanacaksınız bu avantajınızı? Ben yükselmek istiyorum. Kim istemiyor ki Coşkun Bey? Evet, Coşkun Bey bir basamak daha yükselerek ikinci basamağa geliyor. Deli Bey aynı seviyesinde kalıyor. Fakat Deli Bey üzülmeyin lütfen. Daha bir sürü fırsat, bir sürü avantaj çıkacak karşınıza. Kirve lokmasında ikinci soruya geçiyoruz efendim. Ama geçmeden önce Coşkun Bey, sizce Deli Bey bu soruyu bilir mi, bilemez mi? Bilir. Bilir diyorsunuz. Bakalım. Pastaya mum dikmek adetinin kökeni antik Yunanistan'dır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru diyorsunuz ve biliyorsunuz Deli Bey, basamağınız sıfırdan birinci basamağa çıktı. Coşkun Bey de
ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkmış oldu. Evet Deli Bey, avantajınızı nasıl kullanmak istersiniz? Ben Coşkun Bey'i aşağı indirmek istiyorum, mağdurum. Biz de gereğini yapıyoruz ve Coşkun Bey'i ikinci basamağa indiriyoruz. Evet Deli Bey, sizce Coşkun Bey bu soruyu bilir mi bilemez mi? Bilir. Soruyu soruyoruz. Deniz atları cinsiyetlerini değiştiremez. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet bildiniz. Bildiniz mi? Attınız mı yoksa biliyor muydunuz? Deniz atları artık kara dırdırından nasıl bıktılarsa yumurtaları vücutlarına alıp taşımalarına rağmen cinsiyet değiştiremezler. Yani doğum da yapamıyorlar aslında. Evet. Uzun bir evet oldu. Bu durumda Coşkun Bey, siz üçüncü basamağa ilerlediniz. Deli Bey ikinci basamağa çıktı tahmini bilerek. Peki avantajını nasıl kullanmak istiyorsunuz Coşkun Bey? Ben yükselmek istiyorum. Ve sizi yükseltiyoruz. Kim tutar sizi Coşkun Bey? Zirve şaşmazında dördüncü sorulara geçiyoruz sayın seyirciler. Evet Coşkun Bey, Deli Bey bu soruyu bilir mi bilemez mi? Bilir. Bakalım. Deli Bey, sorunuz şu. A4 kağıtlarının standart boyları 210 mm ve 297 mm'dir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet, bildiniz. İkiniz de birer basamak yükseldiniz. Ve Coşkun Bey şu anda 5. basamakta. Bu avantajınızı nasıl kullanmak istersiniz Deli Bey? Ben Coşkun Bey'i geriye çekmek istiyorum, mağdurum. Biz de yardım ediyoruz ve Coşkun Bey'i 4. basamağa çekiyoruz. Evet Deli Bey, sizce Coşkun Bey bu soruyu bilir mi bilemez mi? Bilemeyecek. Bakalım bilemeyecek mi? Coşkun Bey, şarkıcı olsaydınız sahne adınız ve söyleyeceğiniz tür ne olurdu? Adım İpeksi olurdu ve caz söylerdim. Hayır. Adınız Hüzün mü oluyordu? Ne oluyordu? Adım İpeksi olurdu ve caz söylerdim. Hayır, Efkar adıyla arabesk söyler misiniz? Ben arabesk sevmem ki ya. Vallahi fark etmez. Ben de bu işlere düşmem diyordum ama görüyorsun. Neyse Coşkun Bey, bu soruyu bilemediniz ve bu soruyu doğru tahmin eden Deli Bey size yetişti. Panik yapmanıza gerek yok. Telafi şansınız var. O zaman ne yapıyoruz? Finalistimizi belirlemek için kapışma turuna geçiyoruz. Geçiyoruz dediğim, olduğumuz yerde duruyoruz. Sadece yeni sorular gelecek. Saçlarım bozulmadan soruları da yakaladım. Bakıyorum yarışmacılarımız hazır, kaşıklar ellerinde. Zirve çakmasının kapışma turunda bilen yükselir, bilemeyen bir tık aşağıya düşer. O yüzden sallamamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İlk çınlatan kazanır. Sorunuz geliyor. Havanın cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini ölçen alete ne denir? Coşkun Bey. Barometre. Evet doğru cevap. Sizi bir basamak yükseltiyor ve diğer soruma geçiyorum. Annenizi mi daha çok seviyorsunuz, babanızı mı? Evet buna bir cevap vermek zorundasınız. Deli Bey, Coşkun Bey sizden bir basamak üstte olduğu için cevap vermeme hakkına sahip. Ama siz vermek zorundasınız yoksa elenirsiniz. Tekrar soruyorum ve cevap istiyorum. Annenizi mi daha çok seviyorsunuz, babanızı mı daha çok seviyorsunuz? Annemi. Maalesef babanızı daha çok seviyorsunuz. Evet Coşkun Bey, zirve noktasına en yakın yarışmacımız olduğu için finalistimiz Coşkun Bey. Deli Bey, size de veda ediyoruz. Maskemle yarışmama izin verseydiniz böyle olmazdı. Uğurlu maskemdi o benim. Çok mağdurum Sunucu Bey. Madem öyle düşünüyorsunuz, paralel evrende maskeyle yarıştınız, kirve çorabına göz atalım. Hadi bakalım göz atalım bakalım. Son model spor arabayı kazandınız. Yanındaki model kızı da size veriyoruz. Nikahınızı da biz yapıyoruz. Çocuğumuz olursa okul masraflarını da, üniversite masraflarını da biz karşılıyoruz. Bana bizde ben biliyordum böyle olacağını. Sonucu Bey çok mağdurum. Valla iyi ki kazanamamışsınız. Çünkü bu arabayı verseydik yarışma biterdi. Oğlum bizim böyle bir bütçemiz var mı lan? Verebiliyor muyuz arabayı yani? He? Daha maaşlarımızı zamanında alamıyoruz. Ayrıca yattın mı oğlum senin maaşını? Evet neyse nerede kalmıştık? Teselli ödülü. Buyurun bu uçmayan balonu size hediye ediyoruz. Yalnız çok sıkıştırmayın, uçmamayın. Bye.
yakalarsanız sizindir, yoksa hiç sizin olmamıştır. Deli bey. Ve kemik torbasının finalinde Coşkun Bey ile yarışıyoruz. Coşkun Bey, heyecanlı mısınız? Vallahi çok heyecanlıyım. Sanki midemde kelebekler pusuyor. Üst kere zıplayın, hiçbir şeyiniz kalmaz. İsterseniz bir yumruk vurayım. Yok yok, sağ olun. Allah razı olsun. O zaman hemen finali yapıp evleri de alalım. Süper olur, vallahi çok uzadı. O zaman sorularımız gelsin. Ve final turumuz başlasın. Coşkun Bey, şu anda zirve noktasındasınız. Büyük ödül olan arabanın sahibisiniz. Tabii bütün soruları bilebilirsiniz. Aha! Anahtar da burada. Yemek arasında arabayı ayarladınız mı? Demin yok falan demiştiniz. Ya sen önce soruları bil de. Bilemediğin her soru için bir basamak aşağıya düşeceksin. Ondan sonra hangi basamakta kaldıysanız ona göre hediye alacaksınız. 1500 bölümdür aynı kurallar var ya. Öğrenin artık bunu. Neyse. Yarışmaya geçiyorum. 1 kilowatt kaç watt eder? 1000. Doğru. Altın Ay ödülü hangi film festivalinde dağıtılır? Moskova. Yanlış. Berlin'de. En ince kadın sesine ne denir? Soprano. Doğru. İlk yeraltı metrosu hangi şehirde yapılmıştır? Londra. Doğru. İlk kadın valimizin adı nedir? Bilmiyorum, hangi şehir? Ne yapacaksın ya hangi şehir olduğunu? Hemşehrini mi arayacaksın? Neyse, son 5 saniye. 5, 4, Lale Aytaman olacaktı maalesef. Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Şu kadar. Doğru. Evet, böylelikle yarışmamızı tamamlıyoruz. Coşkun Bey 2 yanlış cevapla 2 basamak geriye düşerek 3. kutumuzu kazandı. Bakalım ne kazanmış? Evet Coşkun Bey, ödülünüzü görmeye hazır mısınız? Meraklı mısınız? Heyecanlı mısınız? Hazırım, he. Aç. Evet, açıyorum. Açıyorum o zaman. Amanın! Wow! Aman! Nerede? Wow! Hani? Aman, hani? Aman! Evet, açtım, bakıyorum. Evet, kutunuzda bir değil. 2 asla, 3 alakası yok, 4 imkanı yok. Tam 8 adet. Göstereceğim artık, dayanamıyorum. Yaprak sarması var. Yaprak sarması. Peki bu mükemmelliği kim yaptı? Kim böyle sardı? Işıkçı Mahmut abimiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çift alsın oğlum üstlerinden. Evet. Bu arada Mahmut abimiz işedikten sonra ellerini hiç yıkamaz. Ay. Evet sayın seyirciler, bir Necati Şaşması'nın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşelim diyeceğim ama bir sorun bakalım. Biz bir sonraki bölümü çekebilecek miyiz? Kolay zannediyorsunuz her şey, hemen oldu bitti ama öyle bir şey yok işte. Hadi Allah'a emanet. Zirve noktasına hoş geldiniz. Ben yüksek sunuculuk teknikleri uzmanı Fikri. Ben ileri sunuculuk teknikleri uzmanı Fikri Dümteke. Yine sizlerle... Ne oldu ya? Dümteke oğlum. Evet, doğru cevap. Bu cevap öyle bir cevap ki... Ben ileri oyunculuk... Seni sevdim. O zaman sorularımız gelsin. Ben ileri sunuculuk... Coşkun Bey'i geri çekiyoruz ve coşkuyorum. Ne dedim? Büyük ödül olan arabanın sahibisiniz. Burayı yapmıştık ya. Maalesef yanlıştı. Bunlar... O zaman sorularımız gelsin. Zirve çakmasında... Evet, bakıyorum yarışmacılar... Ve yarışmamızı nihayete erdiriyoruz. Bakalım neler yapmış Coşkun Bey. Ve... Paralel evrende maskeyle yarıştığınız... Pelin'in de yüzüm görünsün.
Çok mağdurum Sumucu Bey. Mağdur musun? Paralel evrendeki maskeyle yarıştınız. Yarışmaya gidelim. Adı da şeydi, kir ve çorabı. Bunu söyleyemedim. Peki bu rezeti kim yaptı? Tabii ki ışıkçımız Coşkun Bey. Aman! O ne? Uy! Nerede? Aman! 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 Eve... Oğlum niye gidiyorsun lan? Aman! Kutunuzda ne var? Heyecanlı mısınız? Ya oğlum! Kutunuzda ne var? Ne yok? Meraklı mı? Oğlum! Bitecek şimdi batar şeyi. Hafızası. Son sahnede bunu yaşamak istemiyorum. Aman gel. Nerede? Aman. Nasıl? Oy. Hani? Abal, abal. Ya. Ha, ha, ha.